Bugün 9 Ağustos 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkazan. Gündemin önemli başlıklarından derleyerek hazırladığımız kısa dalga bülten başlıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün sonra 220 saatte kontrol altına alınabilen Türkiye'nin en büyük yangın felaketinde 60 bin hektar ormanlık alan yandı. Ekonomik kaybın ise en az 1 milyar lira olduğu belirtildi. Marmaris'te ise 9 gün süren yangınlarda 13.650 hektar orman alanı zarar gördü. Bodrum ve Milas sınırları içinde de 16 bin hektardan fazla alanın yandığı belirtiliyor. Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının 11. gününde alevler Çövenli Yaylası yakınındaki ormanlık araziye ulaşınca burada yaşayanlar dün tahliye edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı orman yangınları ile ilgili sosyal medya hesaplarında provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen 66 kişi hakkında adli işlem başlattı. Ayrıca 17 web sitesi içinde erişime engelleme talep edildi. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Doğu Karadeniz bölgesindeki sel felaketleri için 1800, 1900 ve 2000 metre rakımda bir ağaç katliamı var. Adına düz kesim deniyor. Yağan yağmurlar yüksek zeminde orman olmadığı için tutunamayınca aşağı doğru gidiyor ve katlanarak sele dönüşüyor değerlendirmesini yaptı. Türkiye orman yangınlarını konuşurken maden ocağı için Muğla'nın Akbelen ormanlarında ağaçların kesilmesine başlandı. Enerji şirketinin sahadaki ekipleri ağaçları yangınların büyümesinin engellenmesi amacıyla kestiklerini öne sürdü. Muğla'da Milas ve Yatağan ilçeleri arasındaki devlet karayolunda trafiği durdurarak şüphelendikleri gerekçesiyle vatandaşlara kimlik soran sivil kişiler hakkında Milas Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim, felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ilk katılımcı bütçesini hazırladıklarını duyurdu. Buna göre İstanbul'da yaşayanlar 15 Ağustos'a kadar projenin sayfasına girip İstanbul'un bütçesinin nasıl kullanılması gerektiğine karar vermek için oylamaya katılabilecek. Balıkesir'de bir yolcu otobüsünün yoldan çıkıp takla attığı kazada 15 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği aşı karşıtı açıklamalar yapan 20'den fazla doktorla ilgili disiplin süreci başlattı. Profesör Doktor Berna Arda ise tıp doktorlarının bilim karşıtlığının etik değerlere aykırı bir tutum olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nden Doktor Ahmet İnal süper mutant uyarısı yaparak virüs bulaştıkça süper mutant dediğimiz daha bulaşıcı ve agresif hale gelen bir mutasyona dönüşebiliyor. Bu henüz tespit edilmiş değil ama böyle bir ihtimal var dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 1 Temmuz'dan bugüne vaka sayısının %359, ölümlerin ise 2,5 kat arttığını söyledi. Hollanda, riskli olan bölgelerden gelen yolcular için kuralları yeniden sıkılaştırdı. Aşı sertifikası ya da negatif test sonucu göstermeyen kişilere 95 euro para cezası verilecek. Sırada ekonomi haberleri var. Devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde bu hafta kritik bir öneme sahip. Türk İş ile hükümet arasındaki görüşmelerde bu hafta son teklifin verilmesi beklenirken, müzakerelerde belli bir noktaya gelindiği belirtiliyor. Memurlara da hükümet zam teklifini bu hafta sunacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, 1 milyon 517 bini takipteki müşteriler olmak üzere bankalardan bireysel kredi alan müşteri sayısının 35 milyon 35 bin olduğunu açıkladı. Kuraklık Konya Ovası'ndaki hububatta 1 milyon ton ürün kaybına neden oldu. Germencik Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Uyar, hava sıcaklıklarının çok yüksek olması nedeniyle incirde geçen seneye göre rekoltede %30 düşüş beklediklerini söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. ABD ile NATO güçlerinin çekilme kararı aldığı Afganistan'da radikal İslamcı Taliban'a bağlı güçlerin ilerleyişi sürüyor. Ajanslar Taliban'ın Kunduz vilayetini de ele geçirdiğini duyurdu. Kunduz'la birlikte Taliban sadece 3 günde 4 vilayetin yönetim merkezinde kontrolü sağlamış oldu.
Afganistan'da Basın ve İnformasyon Merkezi Müdürü Davahan Minepar, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikastin sorumluluğunu Taliban üstlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı işletmeye talip olduğunu yineledi. Bakan Akar, bu konudaki temaslarımız sürüyor dedi. Almanya'da Yeşiller Partisi, Yunanistan gibi günlerdir yangınla mücadele eden Türkiye'ye de yardım gönderilmesini talep etti. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin taslak raporu, Akdeniz'in iklim değişikliğinin merkezi olacağını ve bölgede sıcak hava dalgaları, kuraklık ve yangınların artabileceğini ortaya koydu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, 6 günden bu yana tüm ülkeyi kasıp kavuran orman yangınlarını kabus gibi bir yaz diye tanımladı. Mitsotakis, yerleşim bölgelerine yakın ormanlık bölgelerinde bu yaz çıkan yangınlar şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi diye konuştu. Küba yönetimi küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasına izin veren bir yasayı onayladı. Bu durum komünist ülkede büyük bir değişim olarak yorumlandı. Binlerce Kübalı yaklaşık bir ay önce temel ihtiyaç maddelerindeki kıtlığın yanı sıra sivil özgürlükler üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle eylemler düzenlemişti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları tamamlandı. Türkiye organizasyonu 35. sırada bitirdi. Genel sıralamada ABD, Çin'i geçerek birinci oldu. 11 Eylül saldırılarında ölenlerin yakınları gizli belge ve bilgileri yayımlamadığı sürece ABD Başkanı Biden'ın anma etkinliklerine katılmamasını istedi. Bültenimizi kısa dalgadan iki öneriyle bitiriyoruz. Mehveş Evin arka planda doçent doktor Cihan Erdönmez'le orman yangınlarıyla ilgili yanlış bilinenleri, yapılması gerekenleri konuştu. Sedat Peker'in açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen uyuşturucu kaçakçılığı rüşvet iddialarını gazeteci Timur Soykan'ın Baronlar Savaşı podcast serisinde dinleyebilirsiniz. Her iki podcastimizi de kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.